Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademide ikinci dereceden denklem çözümünü anlatacağız. Tonguç hazır mısın? Hazırım hocam. Bak LSD 10. sınıfta çok önemli bir konu bu. Bunu anlarsan evladım garanti bir sürü soru. Bir sürü soru garanti. Çünkü her yerde çıkıyor. Evladım bak ikinci dereceden denklemlerde bir kere x'in üzerinde 2 görürsen Tonguç hemen bu ikinci dereceden denklem. Tamam mı? En fazla 2 olmak zorunda. 3 olursa 3. derecen olur. İkinci dereceden anlamak için ne diyormuş o zaman? X'in üzerinde 2 olacak. X üstü 2 gördüğün zaman hemen bunu nasıl yapardık hatırlıyor musun? X, X yapardık. Bunu 2, 1 diye çarpanlarına ayırdık. Bu eksi 2, bu eksi 1 olursa hani bunların toplamları ortadaki çarpımları da bu ediyordu. Tamam anladık. O zaman hemen bunu nasıl edebildik? X eksi 2 çarpı X eksi 1 eşittir 0 diyebilir miyiz sonuç? Diyebiliriz hocam. O zaman X'in iki tane sonucu olabilir. Birinci sonucuna X1 diyoruz. 2 olabilir buradan. Çünkü ya bu sıfır olur ya bu sıfır olur. Sıfır çarpı bir şey sıfır eder. Neyin sonucu sıfır eder diye bakıyoruz. İkinci sonucu da Tonguç'un bir olabilir. O zaman x'in iki tane olabileceği değer varmış. İki olursa burası sıfır olabilir. Bir olursa burası sıfır olur. Çünkü iki eksi iki sıfırdır. Bir eksi bir sıfırdır. Bu iki tane alabileceği değere biz denklemin kökleri diyoruz. Bak bu kavramı çok karşılaşacaksın. Denklemin kökleri. Yani aslında Denklemin sonuçları demek bu. Hani biz x artı 2 eşittir 5 buladık ya Tonguç. Evet hocam. Bunun çözümü yani sonucu yani çözümü aslında 3 değil mi Tonguç? Evet hocam. Burada da bunun sonuçları yani çözümü 2 veya 1 olabilir. O yüzden 2 tane sonuç yazıyoruz. Ve bu x 1 ve x 2 demek aslında farklı olabilecek şeyler demek. Mesela bak bir tane daha yapalım. Bu x kare x 9 2 kare farkı değil mi? x x eksi 3 artı 3. O zaman x eksi 3 çarpı x artı 3 iki kare farkından sıfır olmaz mı? Evet. O zaman birinci çözüm ne olabilir Tonguç? Ya 3 olur x, ikinci çözümse eksi 3 olabilir Tonguç. Anlıyor musun evladım? Anlıyorum hocam. Bak neden bir, birinci çözüm 3 olabilir? Birinci çözüm birinci kök yani 3 olabilir çünkü 3 eksi 3 ne olur? 0. O zaman 0 çarpı bir şey 0 olur. Mükemmel. Veya eksi 3 olabilir. Bak burası eksi 3 artı 3 ne olur? Sıfır. Sıfır çarpı herhangi bir şey. Sıfır çarpı hatta eksi 3 koyunca burası eksi 6 oluyor. Yine sıfır çıkar. Doğru. O zaman iki tane çözümü yani iki tane kökleri varmış değil mi? Köklerini ne diye adlandırıyorsunuz? X1 ve X2 diye. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. O zaman bizim amacımız bu konuda ne biliyor musun? Bunları bulmak. O zaman amacımız neymiş bu konuda evladım? Bunları bulmak. Bunları bulmak değil. <laughs> kökleri bulmak evladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bir taraf mutlaka sıfır olmak zorunda. Bak ikinci dereceden denklemi gördün. Mesela bunu gördün ya. Hayır diyeceksin. Ben bunu kabul etmiyorum diyeceksin. Ben de bunu kabul etmiyorum hocam. Evet. <laughs> kabul etmeyeceksin Ne yapacaksın? Bu biri hemen sol tarafa açacaksın. Çünkü bir taraf sıfır olmak zorunda. Hemen yapalım. x kare eksi bir eşittir sıfır olmaz mı? Ha, x kare eksi bir sıfırsa hemen bunu iki kare farkı şeklinde düşünüp x eksi bir x artı bir şeklinde açabilir miyim Tonguçcu? Açabiliriz hocam. Süper. Sonrasında ilk çözüm Nedir Tonguç'um? Bu 1 olabilir. Ya da ne olabilir Tonguç? Eksi 1 olabilir. Çünkü 1 koyarsak 1 eksi 1 sıfır çıkar. Sıfır çıkar sonuç. Veya eksi 1 koyarsak sıfır çıkabilir Tonguç. O zaman bunun çözüm kümesini nasıl yazıyoruz biliyor musun? Böyle bir parantez açıyoruz Tonguç'um. Süslü parantez. Evet süslü parantez. 1 veya eksi 1 olabilir diye kapatıyoruz Tonguç'um. Şimdi ona bakalım. Bir taraf her zaman sıfır olmak zorunda. O zaman bu onu bu tarafa yazıyorum. X kare artı 3x Eksi 10 eşittir 0 dedik mi Tonguç'um? Sonra x x çarpanları ayırma metotlarını kullanıyorum. 5 kere 2 10 değil midir Tonguç? Bu artı 5 bu eksi 2 olursa toplamı ne eder? Artı 3 eder. Doğru. Çarpımları da eksi 10 eder. Doğru. O zaman x artı 5 çarpı x eksi 2. Hani bunları böyle yazıyorduk ya. Yan yana yazıyorduk. Eşittir 0 diyoruz. O zaman çözümleri ne olabilir? Ya x eksi 5 olur. Çünkü eksi 5 koyarsak eksi 5 artı 5 sıfır çıkar sonuç sıfır çıkar. Ya da ne olabilir Tonguç? 2 olabilir. Çünkü 2 eksi 2 ne olabilir? Sıfır olur ve sonuç sıfır çıkar. O zaman çözüm kümemizi hemen yazıyoruz Tonguç'um. Süslü parantezimizi açtık. Eksi 5 veya 2 olabilir. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. O zaman ikinci dereceden denklemleri gerçekten çözebiliyorsan artık çarpanlarını ayrılmıyorsa ne yapacağız? Boş bırakacağız. Bak canım. bu mesela çarpanlarını 3 x x falan bu çok karışık zaten. Bu x x olunca 7 kere 1 falan olmuyor. Peki olmayınca ne yapacağız? Olmayınca hemen genel denklem Olmuyorsa yazımı. olmuyordur hocam. Niye zorluyoruz? Olmuyorsa da çözümü var. Evladım her şeyin bir çözümü var. Evet. Unutma. Nothing is impossible. Hocam bence siz de doktora <laughs> gittiniz. <benimle beraber. gülüyor> evladım. Haklısınız. İmkansız, İmkans diye bir şey yoktur. Her şeyi çözebiliriz evladım. İnşallah. Evladım bak. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır diye düşüneceğiz artık. Bütün ikinci dereceden denklemleri. İkinci derecenin denklemleri AX kare artı BX artı C şeklinde düşündükten sonra bak A dediğimiz şey X karenin katsayısı. B dediğimiz şey X'in katsayısı. C dediğimiz şey de sabit sayı. Şimdi buradaki A sence nedir? B nedir? C nedir? Söyler misin bana? Bak X karenin başındaki sayıya A diyormuşuz. 3. O zaman A dediğimiz şey 3. X'in başındaki sayıya B diyoruz. O zaman buradaki B? 5. Ama herkes aynı hata yapıyor. Çok güzel oynata aynı hata yapman eksi beş. Sonuç. Ya bir günde şu hatayı yapmayayım arkadaşlar. Bir günde şu artı eksi hatası yapayım. Zaten sınavlarda öğrencilerin puanı nereden gider biliyor musun? Artı eksiden. Evet abi. Herkes de aynı hata. Dikkat et ya artı eksi zaten bu dikkat et hatalarının yüzde ellisini falan oluşturuyor. Şimdi buna bakalım. C'si ne peki bunun? Artı. X'si, x'siz sayı. X olmayan şey ifade. Bir. Yani bir. Mükemmel. Hemen bunun A'sını, B'sini, C'sini söyler bana? X'in başında, X karenin başındaki sayı ne? Bir. Hiçbir şey yoksa bir vardır. X'in başındaki sayı ne? 1. Yine 1. Sabit sayı ne? Eksi 7. Mükemmel. A, B, C'yi bulmak ikinci dereceden denklemleri çözmek için ilk basamaktı. Adım adım çıkıyoruz ya merdivenleri. Ağır ağır çıkacaksın merdivenleri. Evet. İlk adımı attık mı? Attık. Süpersin. Hocam. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Şimdi AX kare artı BX artı C'yi bulduktan sonra delta denilen bak bunu delta diye adlandırıyoruz. Diğer bir adı ise diskriminant dediğimiz bir zımbırtı. Diskriminant dediğimiz şey Öyle bir dizi var havalı hocam ya. <laughs> ee, Bunu bulabilmek için delta dediğimiz şey b kare eksi 4 a c ile bulunuyor. Tamam mı Tomuç? b kare eksi 4 hani a b c'yi bulmayı öğrettim ya sana. b'nin karesini alıp 4 a c'yi çıkardığın zaman delta'yı buluyoruz. Bak Tonguç'um deltayı bulduk diye ne işimize yarayacak diyecek diyeceksin. Delta, ya, hocam. Delta, bulduğun delta değeri eğer büyüktür sıfır çıkarsa Tonguç iki tane farklı reel kökü var demektir bunun. Hani biz x1 ve x2 diye bir şeyler bulmuştuk ya. Evet. Ve bunlar farklı çıkıyordu birbirinden. Delta büyüktür sıfır çıkarsa işte iki tane farklı reel kökü var demek. Eğer delta bulduğun b kare eşittir sıfır çıkarsa iki tane aynı reel kökü var. Eğer delta bulduğun şey küçüktür sıfır çıkarsa ise reel kök yok evladım. Anladım yani x1 ve x2 bulamıyoruz demektir. İki dakika bir süreçtüm Bak çök dediğimiz şey aslında bizim sonuç dediğimiz yani çözüm dediğimiz. Hani çözümü nedir diyor ya. Mesela x artı 5 eşittir sıfırın çözümü nedir Allah aşkına? Eksi 5'tir değil mi? Eksi 5 artı 5 sıfırdır. İşte bu çözüm yani kök dediğimiz şey sonuç aslında. Anlaşıldı mı? Anlaştık mıdır, Şimdi hemen devam ediyoruz. Deltayı bulduk. Diskriminantın ne olduğunu yani deltanın ne olduğunu. Şimdi deltalarını hesaplayalım. Hesap Şimdi yapalım. ilk başta ilk adım A'sını B'sini C'sini bulmak Tonguç. Söylüyorum. A'sı nedir Tonguç? 1. 1. B'si ne? 3. 3. C'si ne? 1. Süper. Delta neydi formülü? B kare eksi 4 A C idi değil mi? Hatırlıyorsun. O zaman B'nin karesi 9 eksi 4 çarpı A çarpı C 1 çarpı 1 ne çıkar? 9 eksi bu zaten evet. 4'tür. 5 çıkar. 5 büyüktür 0 çıktı mı? Evet. O zaman bunun iki farklı reel kökü var. Reel kökü vardır. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Şimdi buna bakalım. A'sı ne? B'si ne? C'si ne? Alıştırma yapıyorum bak. A1. A1. B-4. B-4. C4. C4. O zaman delta eşittir. B'nin karesi. Eksi, Eksi 8. Eksi 8. Allah cezası. 16. <laughs> evet 16. Eksi. <laughs> 4 çarpı. 1 çarpı 4. Bu kaç çıktı? Sıfır çıktı delta. O zaman ne demekti? İki aynı reel kök. İki aynı reel kök. Biz buna başka bir ad daha veriyoruz. Çift kök. İki tanesi aynı olunca çift gibi oluyorlar. Buna da çift kök gidiyoruz efendim. Anlaştık mı? Şimdi bir tane daha yapalım. Hemen A'sını söyle, B'sini İki. söyle, C'sini söyle. Hep bunu yaz bak. Bütün sorularda bunu yaz. Bu sana zaman kaybettiriyor gibi gözüküyor ama doğru yaptırıyor soruyu abicim. Eksi acele giden 3. geç kalır. Acele giden evet. Ee, eksi 3 ve 3. Evet. Hemen deltasını yapıyor. Bunun karesi eksi 3'ün karesi 9'dur bak dikkat et. Artı çıkar. Eksi 4 çarpı e, 2 çarpı 3. Ne çıkar Allah aşkına? Bu zaten e, 6 kere 4 24. Eksi 15 çıkıyor. Tonguç delta. Real, küp küp yok. De... Evet, real kökü yok. Evet. Reel kökü yok. Reel kökü yok ya. Ne oluyor biliyor musun? karmaşık sayılarda daha farklı kökler çıkıyor. Sanal kökleri çıkıyor. Ama biz bilmek zorunda değiliz. Bak kök formülüne bakalım. Şimdi ee, işte, Tonguç'cum iki tane sonucu çıkıyordu. Biz bunlara ne demiştik? X1 ve X2 demiştik sonuçlarına. Bu çözümlerini X1'e birinci kök değeri X2'ye de ikinci kök değeri diyorduk. Bak bu X'i 1 ile çarpmak değil ha. Dikkat et. X'i 2 çarpmak değil. Bu adı gibi bir şey. X'in adı gibi bir şey. Tonguç hemen A'sını B'sini C'sini bulalım. A'sını, B'sini, C'sini bulduk. Bu ya. A1, B3, A1, B3 C1 değil mi Tonguç? O zaman deltasını hesaplayalım. hemen. B kare yani 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Kaç çıktı Tonguç'um? 5. 5. Deltası 5 çıktı. Şimdi Tonguç köklerini bulmak için şöyle bir formül var. Eksi B artı eksi kare kök delta bölü 2A diye bir formülü var. Yani Bunu çok hocam. kullanacağız. Hayır bak hiç zor değil. Şimdi x1 ve 2'yi şöyle buluyoruz o zaman. Eksi b. B'yi biliyorduk ya 3. 3. O zaman eksi 3. Artı eksi karekök Delta'yı bulduk ya. 5. 5. Bölü. 2a 2. a 2 Zaten 1 olduğu için o. 2. O zaman birinci kökümüzü şöyle gösteriyoruz sonuç. Eksi 3 artı karekök 5 bölü 2. İkinci kökümüz de Eksi 3 Eksi kare kök 5 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Anladım hocam. Ve bu şekilde iki tane çözümü bulmuş oluyoruz Tonguç. O zaman bunun çözüm kümesini yazmaya çalışsak bunları böyle komple içine yazıyoruz. Böyle çok garip kökler çıkabiliyor. Unutma evladım. Evet, şey bu konu hocam. böyle. Bu konuda böyle garip kökler çıkıyor. Denklemin çözüm kümesini bulalım. Hemen A'sını B'sini C'sini söyle. Yapıştır. Söylüyorum hocam. A 2. 2. B -1. eksi 1. C eksi 3. C eksi -3. 3. Hemen deltasını bulalım. Hep bunlar fix eder. Yapılıyor zaten. Hiç Hemen b kare eksi 4 ac olduğu için delta'nın formülü. Bunun karesini al. 1 eksi 4 çarpı. Bunu 2 çarpı c'si. Eksi 3. Bak bunları çarparsak burada asla çıkarma yapma. Dikkat et. İlk Önce başta çarpma var. yapacaksın. Eksi Değer 6 eksi 6 ile eksi 4'ü çarparsan 24 eder. 1 artı 24 çıkıyor. O da delta ha. 25 çıkıyor. Bak Eksi ile eksi çarpınca artı çıkıyor. Tonguç. Bu artı 24 çıkıyor. Bir artı. 1. Sakın çıkarmayı yapma. Çarpma öncelikli. Unutma. Doğru. 25 çıktı mı delta? O zaman delta büyüktür 0. İki farklı reel kök var. Tamam mı öyle Neydi formülümüz? X1 ve x2'nin formülü eksi b artı eksi karekök delta bölü 2. Adı değil miydi Tonguç? Evet hocam. Hemen bulalım yerlerine koyalım. Eksi b. Zaten eksi birdi ya. Artı bir oldu artı eksi. Karekök içinde delta 25 bulduk. Bölü a'sı 2 olduğu için 2 kere 2 4 değil mi? O zaman x1 ve x2 eşittir. Nedir Tonguç'um? 1 bu zaten 5'tir. Artı 5 veya artı eksi 5 bölü 4 çıktı. O zaman x1 dediğimiz zımbırtı 1 artı 5 bölü 4 yani 6 bölü 4 x2 dediğimiz dımırtı 1 eksi 5 bölü 4 çıktı. Yani eksi 4 bölü 4 çıktı. amaç şey O zaman birinci kökümüz 3 bölü 2. ikinci kökümüz eksi 1. O zaman çözüm kümesini nasıl yazıyorum Tonguç'cum? Süslü parantez. Süslü parantezimi açtım. Eksi 1 virgül 3 bölü 2 şeklinde yazabiliyorum değil mi Tonguç'cum? Aferin evladım. Denkleminin reel kökü olmadığına göre m'nin küçük tam sayıları kaçtır? 8. Şimdi reel kökü olmaması ne demek biliyor musun Tonguç? Sıfırdan küçük. Delta küçüktür sıfır. O zaman ilk başta bunu gördüğün anda, gördüğün anda bak dikkat et bunu yazacaksın. Şimdi hemen A'sını B'sini C'sini bulalım. A1. A1. B4. B4 burada herkes ayar. C'sini söyle. Bilmiyorum. <laughs> X'siz olan kısım. Yani M artı 1. Aa. Burada birazcık C'ler farklı çıkabiliyor. Aman dikkat et. Bunu bulduk mu? Hemen delta nasıl hesaplanıyordu? Delta eşittir. Bunun karesi 16 eksi 4 çarpı A çarpı C yani M artı 1. Reel kökü olmadığına göre bunun küçüktür 0 olması gerekmiyor muydu? Aynen. Hemen bunu düzenleyelim. Bunu ne yapıyor? 4 gibi 4 zaten. Bunu içeriye dağıtıyorum. Ama eksi 4 dikkat et. 16 eksi 4 M eksi 4. Bak eksi 4'ü bu içeriye dağıttığım zaman eksi 4 M eksi 4 çıktı. Delta o zaman ne çıktı? 16'dan 4 çıktı. 12 eksi 4 m küçüktür 0 çıktı mı Tonguç? Evet hocam. Hemen m'nin alabileceği değil mi? m'yi tarafa at. 4 m büyüktür 12. Her iki tarafı 4'e böyle evladım. 3 büyüktür pardon 3 küçüktür m çıktı. O zaman m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç olabilir? m normalde 4, 5, 6, 7, 8 olabilir ya Tonguç. Evet 4 olabilir hocam. O zaman en küçük tam sayı 4 Tonguç. Tamamdır hocam. Anlaştık mı evladım? Bir tane daha soru. Denkleminin iki eşit kökü varsa. iki eşit kökü ne demek aslında? Çift kök değil mi Tonguç? Evet hocam. Çift kök ne demekti aslında? Delta eşittir sıfır demekte. İki eşit kök. Iki Aynen, aynı, o kök. anda yazacağız bunu. O anda, o anda bunu yazacaksın. Yazdın mı? Hemen onun sonra bizim fix metot. A, B, C'yi söyle kardeşim. A1. A1. B, M, 1. Vay yemedin. C ne peki? X artı 4. Hayır. X'siz olan kısım. Yani sadece 4. Ha. Hemen deltayı bulalım. Bunun karesi yani M eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. Bunun ne olması gerekiyormuş Tonguç? Sıfır olması gerekiyormuş. O zaman M eksi 1'in karesi eksi 16 eşittir sıfır çıktı. O zaman M eksi 1'in karesi ne çıkar Tonguç'um? 16 çıkar. O zaman m 1 kaç olabilir Tonguç? Neyin karekökü 16 diye bildim? 4'ün. Elladım sen ortaokulda değilsin. Sen lisedesin. Artı o yüzden artı eksi 4'tın. Aferin. Ya artı ya da eksi -4. O zaman m 1 ya 4 olabilir ya da m 1 ne olabilir? Eksi -4 olabilir. O zaman buraya karşı yattım m 5 olur. bunu karşı yattım m -3 olabilir. Anlaştık mı Tonguç'cum? Anlaştık hocam. M'nin pozitiflerini sormuş. O zaman cevabımız 5'tir. 5'tir Tonguç. Tonguç Akademi konuda bütün videolar daha detaylı, daha önden, daha kategorize bir şekilde veriliyor. Arkadaşlarınla paylaşıyor musun evladım? Hocam paylaşmak güzeldir. Ben hep paylaşıyorum. Evet arkadaşlarına söyle. Tonguç Akademi ücretsiz bir şekilde üye olun evladım. Burada önemli olan ne evladım? Senin konuları öğrenmen. Anladım hocam. Daha önceden. Ne? O zaman ödül sorumuzu yap. Cevapları gönder bakalım evladım.